Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta öldürüyorsunuz birbirinizi diye bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Barış varken, hoşgörü varken, tahammül varken, sevgi saygı varken sanki insanoğlu da bir agresiflik var. İlla ki birilerine saldırmak istiyor. Durup dururken her şey gayet normalken savaşlar başlıyor. Güneyimizde savaş var, kuzeyimizde savaş var. Yani barış istiyoruz. Öldürüyorsunuz birbirinizi adlı bir deyiş ortaya çıktı. Böyle düşüncelere daldığım zaman. Evet, sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Canlar savaşmaktan vazgeçsenize, hep vuruyorsunuz birbirinizi. Canlar savaşmaktan vazgeçsenize, hep vuruyorsunuz birbirinizi. Barışa giden yol var seçsenize, öldürüyorsunuz birbirinizi. Öldürüyorsunuz birbirinizi. Barışa giden yol var seçsenize, öldürüyorsunuz birbirinizi. Öldürüyorsunuz birbirinizi. Hasım nefret eder, sevmez sarılmaz. Düşmanlıkla hiçbir yere varılmaz. Hasım nefret eder, sevmez sarılmaz. Düşmanlıkla hiçbir yere varılmaz. Engin canlar kolay kolay darılmaz. Saldırıyorsunuz birbirinizi. Saldırıyorsunuz birbirinizi. Engin canlar kolay kolay darılmaz. Saldırıyorsunuz birbirinizi. Saldırıyorsunuz birbirinizi. Kervanım aşk varken bu nefret niye? Yardımlaşmak varken bu kin ne diye? Kervanım aşk varken bu nefret niye? Yardımlaşmak varken bu kin ne diye? İlerlemek varken gittik geriye. Katlediyorsunuz birbirinizi. Katlediyorsunuz birbirinizi. İlerlemek varken gittik geriye. Katlediyorsunuz birbirinizi. Katlediyorsunuz birbirinizi. Evet, insanoğlunun içinde bir hastalık var, bir günahkarlık var, katletmeye bir meyil var sanki. İllaki saldıracak, illaki agresif olacak. Yok, o nefsimizdeki agresifliğimizi öldüreceğiz.
öldüreceğiz. Hangi güçle öldüreceğiz? Hakk'ın kutsal ruhunun gücüyle ancak nefsimizi dara çekebiliriz, çarmıha gerebiliriz. Nefsimiz ölsün. Bu da İsa Ruhullah'la birlikte mümkün oluyor. O dara durdu, dara çekildi. Biz ona inandığımız zaman biz onunla birlikte manevi anlamda biz de dara çekilmiş oluyoruz. Ve ölmezden evvel ölüyoruz. Yeni bir hayata kavuşuyoruz. O dirildiği gibi biz de onunla birlikte dirilmiş oluyoruz ve yeni bir hayata kavuşuyoruz. İnşallah siz de bunu yaşamışsınızdır veya yaşayacaksınızdır. Evet, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, barışla kalın, barışla kalın. Esen kalın, hoşça kalın.